biz 6 Şubat'ta meydana gelen depremde deprem günü sabah 8.30-9 gibi biz Karaman'dan 24 kişi ile birlikte çıktık. Sayın Bakanımızın talimatıyla beraber tabii inşaat mühendislerimiz, Özel İdare Genel Sekreterimiz, yaz işlerimiz, yani teknik personelden oluşan bir 24 kişi, benimle birlikte 25 kişi çıktık. Değerli arkadaşlar, yani şunu size söyleyeyim. Yani sonda söylediğimi başta söyleyeyim. Yani burada ben çok gayret ettim değil, devlet olarak çok gayret ettik. Kamu personeli olarak çok gayret ettik. Vatandaş olarak çok gayret ettik. Hayırsever olarak çok gayret ettik. Basın olarak çok gayret ettik. Ve biz, yani sonda söylediğimi başta söyleyeyim, biz bu milletle ne kadar gurur duysak yeridir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Yani bu depremde de bunu net olarak gördük. Yani saat 8.30-9 gibi tabii biz yola çıktık ama bunu ben sizlere öncesini niye anlatıyorum? Yaşanan bu tabloyu, tabii burada bazı gazetecilerimizle diğerleriz, görüştük. Kimler? Ben gelmiştim. Başka yoktu değil mi? Emir Musa Bedil'i vardı bir de. Kastecim diyor ya, o yüzden. Doğru. Buradan gelen, tabii Karaman'dan gelen muhtarlarımız oldu, reis üyelerimiz oldu, gazetecilerimiz oldu. Halkımızdan da gelen çok. Çok. Sizle görüşen çok. Yani çok gelen oldu. Şunu söyleyeyim, yani biz aşağı yukarı 9 gibi yola çıktık. Beraberimizde 2 ekskavatör, 1 GCB, 1 vinç ve 40 ton yakıtla yola çıktık. Bölgeye yoğun bir trafiğin olmasından dolayı yollarda ciddi sıkıntılar vardı. Yağmur da vardı. Yağış vardı. Biz 2-3 güzergah değiştirerek saat 17 gibi Türkoğlu'na vardık. 17 gibiydi. Vardığımızdaki tablo. Elektrik yok, su yok, iletişim yok, doğal gaz yok. Böyle bir ortamda hemen hızlı bir şekilde arkadaşlarla binanın bir incelemesini yaptık. Yanımızda inşaat mühendislerinin olması tabii bize bir avantaj sağlıyor. Binanın ciddi bir sıkıntı taşımadığını tespit edince hemen oranın bir afet koordinasyon merkezi olarak planlanmasını yaptık. Ve çalışmaları başladık. Saat 7.30 gibi de hükümet konağının jeneratörünü devreye aldık. 10.30 gibi de elektriği kısmen, yani hükümet konağının olduğu yerde ve ana yoldaki ışıklandırmalarda, çünkü oradaki binaların çökmüş olmasından dolayı canlı var. Dolayısıyla elektriği vermemek gerekiyor. Allah korusun herhangi bir yangına sebebiyet verebileceği ihtimale karşı. Ve biz 11.30 gibi de iletişimi, GSM'deki sorunları, tanımlatları hallederek, sorunları çözerek 11.30 gibi iletişim açtık. İletişimi açmak zaten neredeyse yolun yarısını kat etmek kadar önemli. Ve o akşam arama kurtarma çalışmalarına başladık. İlk gelen ekip Antalya Afat ekibiydi, İzmir Afat İl Müdürü hemen akşam geldi ve biz arama kurtarma çalışmalarına başladık. Tabii daha önce JAK timlerimiz, işte jandarmanın personelleri, yani şunu söyleyeyim size, biz 1500 kişiyle aşağı yukarı çalıştık Türkoğlu'na. Yani 1500 kişilik bir ekibimiz vardı. Ve ilk gün hemen işte fırınları açmaya çalıştık. Çünkü bir yandan arama kurtarma devam ederken vatandaşın su ihtiyacı var. Yemek ihtiyacı var, Bunları planlamanız gerekiyor. Hemen akşam işte sıcak bir çorba çıkardık. Aşevlerini planladık. Ertesi gün fırınlarımızın odunu, unu, işte suyu, mayası, her şeyini vererek fırınları aktif etmeye çalıştık. Birçoğu enkaz, birçoğu yıkılmış. Yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz.
arama kurtarma çalışmalarımızda elhamdülillah çok önemli sonuçlar aldık. Kıymetli arkadaşlar, biz Türkoğlu'nda 25 enkaza aynı anda girdik. Biz arama kurtarma malzemelerinin 20'sini biz tedarik ettik, kendimiz tedarik ettik. Çünkü alan çok geniş. Yani düşünün 10 ilde her bir ilin ne kadar ilçesi olduğunu düşünün. Yani AFAD yetişiyor. Birçok ilçeye, bütün ilçelere yetişiyor. Ancak takdir edersiniz ki malzeme tedarikinde tamamında değil ama bazı kalemlerde elbette ki eksiklikler olabilir. Bizler de orada bulunmamızın sebebi o zaten. Bizler de orada o eksiklikleri tamamlamak da zaten görevliyiz. Dolayısıyla arama kurtarma ekipmanı derken 22 kalemden oluşan, yani içerisinde işte beton kırıcı değişik ebatlardır. Demir kesici değişik ebatlardır. İşte hiltiden tutun da jeneratöre kadar, projektör setinden eldivene, ceset torbasından kazma küreğe kadar her şeyin içerisinde bulunan bir takım hemen 100 bin lira kadar bir maliyette. 20 tane satın aldık ve bunu da özellikle söyledik. Bir hayırsever sizler gibi, bir hayırsever kardeşimiz müstendi hepsi. Ve biz 25 takımla 25 enkaz aynı anda girdik. Dolayısıyla bizim dönerkenki en büyük mutluluğumuz biz 113 kişiyi canlı çıkardık. 113 kişi çok ciddi bir adam. Bir mahalle neredeyse. Elhamdülillah buna vesile oldu. Tabii ki kurtaran Allah'tır. Yani biz şeyimiz olmaz ama buna vesile olmak bizleri de gerçekten ayakta tutar en önemli sebep şeylerden biriydi. Konulardan biriydi. Tabii arama kurtarma çalışması bittikten sonra 5. gün biz arama kurtarma çalışmasını tamamladık. Yani artık enkaz altında hiç kimse yok. Tamamen sıfırladık. Bundan sonrası için artık şeyler başladı. Çadırkent. Çadırlara vatandaşlar yerleştirmesi, çadırkentten sonra konteynerkent, konteynerlerin yapılması ve malzemeler tedariki. Tabii biz 20 aşağı yukarı aşeliyle her gün 40-50 bin vatandaşımıza yemek, sıcak yemek ikram ettik, çıkardık. Bu aşevlerin hemen hemen tamamı hayırseverlerimiz kurmuş olduğu aşevleri. Dolayısıyla gelinen noktada evet kayıplarımız çok fazla. Gerek deprem bölgesinin tamamında gerekse Türkoğlu'nda çok kayıplarımız var. Allah rahmet eylesin. Vefat eden bütün vatandaşlarımıza Rabbim rahmet eylesin inşallah. Sabırlar diliyoruz. Yakınlarını kaybeden çok insan var bu bölgede. Ama şu da çok önemli. Yakınını kaybetmişti. Ama ilk günden itibaren gelip bizimle birlikte çalışıyor. Bunun çok örneklerini gördük. Muhtarlarımız vardı. Kamu çalışanları vardı. O bölgeden insanlar vardı. Yani aynı aileden, ailesinden 11, 12, 15, 18 kişiyi kaybedip buna gelip o yardım faaliyetlerine çalışan yüreği güzel, kahraman insanlar vardı. Buradan da onlara selam olsun inşallah. Devletimiz büyük. Devletimiz güçlü. Bunu ilk andan itibaren orada hepimiz müşahede ettik. Depremin ilk anından itibaren gerek arama kurtarma gerekse çadırların ve iaşelerin vatandaşlara yiyecek, giyecek, soba ve diğer malzemelerin temininde ne kadar hızlı, ne kadar büyük bir kapasiteye sahip olduğunu devletimizin bir kez daha gördük. Şu basit bir örnek vereyim size. Bütün vatandaşlara ulaştığımız gibi, örneğin çölyak hastaları tespit edildi. Glutensiz gıdaları bile aile ekipler tarafından teslim edildi. Şeker hastalığı vatandaşlarımızın beslenmeleri bile ona göre planlandı. Dolayısıyla depolarımız, tüm depolar hijyenik ortamda hiçbir sıkıntı olmadan planlandı. Ses geliyor mu? Tamam. Şu an sesimi alıyorsunuz değil mi? Evet. Tamam güzel. Dolayısıyla orada gerçekten
şunu size net olarak söyleyeyim. Devletimiz dünyada eşit ve benzeri görülmemiş bir operasyon yürütüyor bölgede. Bunu net olarak söyleyeyim. Bizler de kısmen de olsa bu operasyona dahil olduk. Vesile olduk inşallah. Burada bazı böyle sosyal medyada maalesef art niyetli, kasıtlı olduğunu hepimizin bildiği bazı konular da gördük. Maalesef orada çalışırken bunları gördük. Ve barajın olmadığı yerde baraj patladı diye haber yapıldığını gördük. Yani. O baraj patladı dedikleri yerlerden biri de benim görev yaptığım ilçedeydi. O köyde baraj yok. Yani maalesef bunun gibi kasıtlı, art niyet, yani taş üstüne taş koyayım niyeti olmayan, tamamen fitne, fesat, böyle insanların huzurunu bozmaya yönelik. Gelip orada çalışan arkadaşlarımızın moralini bozmaya yönelik bu çalışmaları da biz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Dolayısıyla genel çerçevede değerli arkadaşlar, benim gördüğüm ve bütün milletimizin de gördüğü hızlı bir çalışma yapıldı. Hasretin ifade etmek istediğim bir konu var. Karaman konusu. Karaman orada bütün caddede, sokakta, her yerde 70 plakalı araçları görebiliyorduk. Burada özellikle özel idaremiz başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinası ve diğer araçlarını oraya sevk ettik. Personellerimiz, gelen hayırseverlerin araçları, gönderilen araçlar, emniyet araçları, jandarma araçları her yerde 70'i görebiliyorduk. Karamanlı gerçekten Karaman insanı deprem bölgesine çok kan verdi, çok can verdi, çok destek oldu. Bunu niye söylüyorum? Gerçekten Karaman kendi kapasitesinin de çok çok üzerinde yardımlar gönderdi. Mesela burada bir not var. Arkadaşlar bakın. Karaman ilinden deprem bölgesine 367 tır, 192 kamyon, 52 kamyonet pikap, 84 iş makinesi olmak üzere 695 araç sevk etmiştir. Bunlardan 94 tır, 35 kamyon, 11 kamyonet pikap ve 14 iş makinesinden oluşan 156 araç Türk olması getirmiştir. Ve dikkatinizi çekmek isterim ki ilk iki günki kayıtlar çok tutmadık açıkçası. Yani şöyle, ilk iki gün gelen tırları depolara sokmadan, çünkü bak, zamanla yarışıyoruz. Yani o tırı depoya koyup oradan tasdik edip oradan vatandaşa götürmektense tıra güzergah veriliyorduk. Diyorduk ki mesela nereden geldi? Karaman'dan bir tır bisküvi geliyor mesela. Nereye yönlendirelim? İşte şu hatta yönlendirin. Orada 18 köy var. Boşaldı boşaldı devam etti. Bunları birçoğu biz iki gün belki de birçoğunu kaydetmedik. Yani bunları daha fazla olarak plan düşünün ve çok rahatlıkla öngörebilirsiniz. Ve gerek oradaki yaşayanlar, gerek oradaki depremzedeler, orada yakınlarını kaybeden insanlara ulaştırılan çorbadan belediyenin kullandığı araçlara kadar vatandaşların her kesimine dokunan Karaman gerçekten orada gönülleri kazandı. Size çok önemli iki şey söyleyeyim. Bir, belediye meclisi geçen belediye başkanı da aradı, kararını aldı. Orada ana bir cadde var. Gelenler görmüşlerdir. Ana yol Türk oldu. Ana yolun yarısı zaten ismi şey var. Diğer kalan kısmına da yani caddeyi ikiye bölüp meydanın sol tarafından devam eden Karamanmaraş'ın kısmına da Karaman Caddesi olarak belediye meclisi kararını aldı. Defaatinde bize söylediler. Yani bu kesinlikle sizin yaptıklarınızın karşılığını bulamaz. Yani. Biz ne yapsak kesinlikle bunun karşılığı değildir ama
bizim burada size karşı sevgimizi, müteşekkir olduğumuzu ifade etmesi açısından bütün Karaman'a selamlarımızı, sevgilerimizi iletin diye. Bir de yaklaşık 70 yanılmıyorsam dükkandan oluşan bir çarşı inşa edildi. Oraya da yine Karaman Çarşısı olarak isimlendirildi. Yine biraz böyle taşlar. Çakıoğlu Belediyesi mi? Tabii. Bu dediklerim tabii Türk Belediye Meclisi değil mi? Türkoğlu Belediye Meclisi. Yani onların da sizlerin yaptığı bu fedakarlıkları görmesi açısından, hassasiyet açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ben basın mensuplarımıza da afet sonrası yardım toplama faaliyetlerine katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Her birisi ayrı ayrı. Bunu hem fert olarak birçoğunuzu konuştuk ve hemen hemen hepimizin fert olarak bu yardımları organizasyondan tutun da yardımların yardım verilmesinden tutun da bunların toplanmasına kadar, yönlendirilmesine kadar basında ve gazetelerinizde veya basın yardım organlarımızda yer bulmasına kadar çok büyük gayret gösterdiniz. Değerli basın mensuplarımız, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun size. Karaman'a teşekkür ediyorum. Karaman bizim orada bu yardımları dağıtmamız tabii önemliydi ama gelen yardımların tedariki çok daha önemliydi. Sizlerin aracılığıyla Karaman'da bütün hemşehrilerime, hayırseverlerimize, iş adamlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize, çocuklarımıza o kumbarasını açıp üzerine de küçük notlar yazıp gönderen çocuklarımıza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz büyük bir milletiz. Biz güçlü bir milletiz. Allah bir daha bu tür afetleri bizlere göstermesin. Rabbim yaşatmasın. Bizler de pardon, bizler de böyle zor günlerde hani derler ya, yiğit zor günde belli olur. Yani bizler de millet olarak zor günlerde ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiş olduk. Allah devleti zeval vermesin. Devletimizi hep güçlü kılsın. Allah milletimizi hep güçlü kılsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz bu sıkıntıları hızlı bir şekilde çözüyorsak, bu birlik beraberliğimiz sayesinde, bu gücümüzü arttırdığımızdan dolayı özellikle bunu da ifade etmek istiyorum. Genel itibariyle benim söyleyeceğim konular bunlar. Seçim güvenliği ve diğer. Yani detaylara çok girmedim. O kadar çok anlatılacak şey var ki. Yani bizi mesela hani unutamadığınız bir anınız var mı diye bir soru gelecektir muhtemelen. Yani sizi sormadan ben söyleyeyim. Çok var. Mesela biz depremin 3. günüydü. Toplantı esnasında bizim AFAD müdürümüz dedi ki şu enkazda dedi, yani merkezdeki büyük apartmanlardan dedi, ses alıyoruz dedi. Ben bir bakayım dedi. Hemen gönderdik kendisi. 15 dakika sonra dedik ki efendim ses alıyoruz. Muhtemelen çocuk çıkarıyoruz. Şunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi hani diyorlar orada bazen böyle işte bilip bilmeden işte cihaz yok, çadır yok, ne yok, şu yok, bu yok. Keşke onu Ankara'dan yazmasalardı da İstanbul'da yazmasalardı da gelip orada yazsalardı. Yani Maraş'tan yazsalardı da görselerdi devletin ne kadar büyük bir operasyon yürüttüğünü. Bakın biz şunu söyleyeyim. Türkoğlu gibi yani bu çerçevedeki, bu çaptaki bir ilçede bile bizim hem ses hem frekans alan cihazlarımız vardı afet bölgesinde. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bu bildiğimiz çok yaygın bir şey vardı ya, sesimi duyan var mı? Bütün sesi kesersiniz. Bir anons duyulur, sesimi duyan var mı? Ya ses duyulur veyahut da konuşamıyorsan parmağını bir yere sürt derler mesela, değil mi? Kazı bir yere derler. Mesela yukarıdaki cihazlarla şöyle parmağıyla hafiften kazıması yeterlidir yani ses almaları için. Yukarıdaki AFAD birimimiz. Dolayısıyla bu cihazları bizler de kullandık.
anlatmak istedik. Bizim işte il müdürümüz dedi ki efendim ses aldık. Bir çocuğu çıkarıyoruz dedi. Tabii bir daha döndüler dediler ki 3,5 yaşında bir çocuk çıkardık. İsmi hatta tabii yayınlamadık ama biz şöyle size de göstereyim. Bunların birçok tam çok kayıtlar var. O kadar şu. Şimdi biz bu çocuğu çıkardık 3,5 yaşında. Birkaç dakika sonra dediler ki bir ses daha aldık. Ses devam ediyor. Arkadaşlar bir daha aradılar. Bir 3,5 yaşında çocuk daha çıkardık. İkizini de çıkardık biz. Yani bir çıkardık Ayanur işte. Akabinde 3-4 dakika sonra bir kız daha çıkardık. İkiziymiş. Arkasından annesini çıkardık. Arkasından babasını çıkardık. Yani aileyi kurtardık. Hani böyle unutamadığınız ne var? Hani dediğinizde unutamadım ve beni çok mutlu eden olaylardan biridir. Bir gün sonra da yanılmıyorsam amcasını çıkardık. Değil mi? Aynı soy isimli çünkü. Dolayısıyla o kadar çok şeyler yaşıyorsunuz ki o bölgede. Ama işte böyle bir şeye vesile olmanız sizi gerçekten mutlu ediyor. Yani ben son toparlayacak olursak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, valilerimiz, genel müdürlerimiz, kurum başkanlarımız, devletimiz deprem bölgesindeydi. Ve gerçekten devletin ne kadar büyük olduğunu, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, 10 il gibi çok geniş bir alanda meydana gelen ve çok büyük bir yıkımın olduğu bir alanda kısa sürede devlet imkanlarının seferber edilerek bir bölgenin ayağa kaldırılması en planlı, en doğru, en pratik, en hızlı şekilde nasıl yapılır? İnanın dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışmanın altına imza atıyoruz millet olarak. Tabii bu gücümüz, devletimizin gücü nereden geliyor? Elbette ki milletimizin duaları, milletimizin destekleriyle siz değerli basın mensupları gibi birçok sektörde, hayırsever iş adamı olsun, işte esnafımız olsun veya kendi alanında herkesin bu anlamda katkı sunması devletimizin de elini, kolunu güçlendiriyor. Genel çerçevede benim ifade edeceğim bunlar değerli arkadaşlarımız, basın mensuplarımız. Sizlerin sormak istediği şeyler vardır mutlaka. Söz sizde. Süreyi ikiye bölmüş olduk. Yarı Karaman ilinden deprem bölgesine 367 tır, 192 kamyon, 52 kamyonet pikap, 84 iş makinesi olmak üzere 695 araç sevk etmiştir. Bunlardan 94 tır, 35 kamyon, 11 kamyonet pikap ve 14 iş makinesinden oluşan 156 araç Türk olması sevk edilmiştir. Ve dikkatinizi çekmek isterim ki ilk iki gün ki kayıtlar çok tutmadık açıkçası. Yani şöyle, ilk iki gün gelen tırları depolara sokmadan, çünkü bak, zamanla yarışıyoruz. Yani o tırı depoya koyup oradan tasdik edip oradan vatandaşa götürmektense tıra güzergah veriliyorduk. Diyorduk ki mesela nereden geldi? Karaman'dan bir tır bisküvi geliyor mesela. Nereye yönlendirelim? İşte şu hatta yönlendirin. Orada 18 köy var. Boşaldı boşaldı devam etti. Bunları birçoğu biz iki gün belki de birçoğunu kaydetmedik. Yani bunları daha fazla olarak plan düşünün ve çok rahatlıkla öngörebilirsiniz. Ve gerek oradaki yaşayanlar, gerek oradaki depremzedeler, orada yakınlarını kaybeden insanlara ulaştırılan çorbadan belediyenin kullandığı araçlara kadar vatandaşların her kesimine dokunan Karaman gerçekten orada gönülleri kazandı. Size çok önemli iki şey söyleyeyim. Bir, belediye meclisi geçen belediye başkanı da aradı, kararını aldı. Orada ana bir cadde var. Gelenler görmüşlerdir. Ana yol Türkoğlu'nun. Ana yolun yarısı zaten ismi var. Diğer kalan
kısmına da yani caddeyi ikiye bölüp meydanın sol tarafından devam eden Kahramanmaraş Emniyet kısmına da Karaman Caddesi olarak belediye meclisi kararını aldı. Defaatinde bize söylediler. Yani bu kesinlikle sizin yaptıklarınızın karşılığını bulamaz. Yani. Biz ne yapsak kesinlikle bunun karşılığı değildir ama bizim burada size karşı sevgimizi, müteşekkir olduğumuzu ifade etmesi açısından bütün Karaman'a selamlarımızı, sevgilerimizi iletin diye. Bir de yaklaşık 70 yanılmıyorsam dükkandan oluşan bir çarşı inşa edildi. Oraya da yine Karaman Çarşısı olarak isimlendirildi. Yine biraz böyle Taşrakoğlu Belediyesi mi? Tabii. Bu dediklerim tabii Türk Belediye Meclisi değil mi? Türkoğlu Belediye Meclisi. Yani onların da sizlerin yaptığı bu fedakarlıkları görmesi açısından hassasiyet açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ben basın mensuplarımıza da afet sonrası yardım toplama faaliyetlerine katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Her birisi ayrı ayrı. Bunu hem fert olarak birçoğunuzu konuştuk ve hemen hemen hepimizin fert olarak bu yardımları organizasyondan tutun da yardımların yardım verilmesinden tutun da bunların toplanmasına kadar, yönlendirilmesine kadar basında ve gazetelerinizde veya basın yardım organlarımızda yer bulmasına kadar çok büyük gayret gösterdiniz. Değerli basın mensuplarımız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun size. Karaman'a teşekkür ediyorum. Karaman bizim orada bu yardımları dağıtmamız tabii önemliydi ama gelen yardımların tedariki çok daha önemliydi. Sizlerin aracılığıyla Karaman'da bütün hemşehrilerime, hayırseverlerimize, iş adamlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize, çocuklarımıza o kumbarasını açıp üzerine de küçük notlar yazıp gönderen çocuklarımıza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz büyük bir milletiz. Biz güçlü bir milletiz. Allah bir daha bu tür afetleri bizlere göstermesin. Rabbim yaşatmasın. Bizler de pardon, bizler de böyle zor günlerde hani derler ya yiğit zor günde belli olur. Yani bizler de millet olarak zor günlerde ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiş olduk. Allah devleti zeval vermesin. Devletimizi hep güçlü kılsın. Allah milletimizi hep güçlü kılsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz bu sıkıntıları hızlı bir şekilde çözüyorsak bu birlik beraberliğimiz sayesinde bu gücümüzü arttırdığımızdan dolayı özellikle bunu da ifade etmek istiyorum. Genel itibariyle benim söyleyeceğim konular bunlar. Seçim güvenliği ve diğer. Yani detaylara çok girmedim. O kadar çok anlatılacak şey var ki. Yani bizi mesela hani unutamadığınız bir anınız var mı diye bir soru gelecektir muhtemelen. Yani sizi sormadan ben söyleyeyim. Çok var. Mesela biz depremin 3. günüydü. Toplantı esnasında bizim AFAD müdürümüz dedi ki şu enkazda dedi, yani merkezdeki büyük apartmanlardan dedi, ses alıyoruz dedi. Ben bir bakayım dedi. Hemen gönderdik kendisi. 15 dakika sonra dedik ki efendim ses alıyoruz. Muhtemelen çocuk çıkarıyoruz. Şunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi hani diyorlar orada bazen böyle işte bilip bilmeden işte cihaz yok, çadır yok, ne yok, şu yok, bu yok. Keşke onu Ankara'dan yazmasalardı da İstanbul'da yazmasalardı da gelip orada yazsalardı. Yani Maraş'tan yazsalardı da görselerdi devletin ne kadar büyük bir operasyon yürüttüğünü. Bakın biz şunu söyleyeyim. Türkoğlu gibi yani bu çerçevedeki, bu çaptaki bir ilçede bile. Bizim hem ses hem frekans alan cihazlarımız vardı afet bölgesinde. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bu bildiğimiz çok yaygın bir şey vardı ya, sesimi duyan var mı? Bütün sesi kesersiniz. Bir
anons duyulur, sesimi duyan var. Ya ses duyulur veyahut da konuşamıyorsan parmağını bir yere sürt derler mesela, değil mi? Kazı bir yere derler. Mesela yukarıdaki cihazlarla şöyle parmağıyla hafiften kazıması yeterlidir yani. İşte sağlıyor. Yukarıdaki afat birimimiz. Dolayısıyla bu cihazları bizler de kullandık. Şeyi anlatmak istedik. Bizim işte il müdürümüz dedi ki efendim ses aldık. Bir çocuğu çıkarıyoruz dedi. Tabii bir daha döndüler dediler ki 3,5 yaşında bir çocuk çıkardık. İsmi hatta tabii yayınlamadık ama biz şöyle size de göstereyim. Bunların birçok, tabii çok kayıtlar var. O kadar. Şu. Şimdi biz bu çocuğu çıkardık 3,5 yaşında. Birkaç dakika sonra dediler ki bir ses daha aldık. Ses devam ediyor. Arkadaşlar bir daha aradılar. Bir 3,5 yaşında çocuk daha çıkardık. İkizini de çıkardık biz. Yani bir çıkardık Ayanur işte. Akabinde 3-4 dakika sonra bir kız daha çıkardık, ikiziymiş. Arkasından annesini çıkardık, arkasından babasını çıkardık. Yani aileyi kurtardık. Hani böyle unutamadığınız ne var? Hani dediğinizde unutamadım ve beni çok mutlu eden olaylardan biridir. Bir gün sonra da yanılmıyorsam amcasını çıkardık. Değil mi? Aynı soy isimli çünkü. Dolayısıyla o kadar çok şeyler yaşıyorsunuz ki o bölgede. Ama işte böyle bir şeye vesile olmanız sizi gerçekten mutlu ediyor. Yani ben son toparlayacak olursak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, valilerimiz, genel müdürlerimiz, kurum başkanlarımız, devletimiz deprem bölgesindeydi. Ve gerçekten devletin ne kadar büyük olduğunu, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, 10 il gibi çok geniş bir alanda meydana gelen ve çok büyük bir yıkımın olduğu bir alanda kısa sürede devlet imkanlarının seferber edilerek bir bölgenin ayağa kaldırılması en planlı, en doğru, en pratik, en hızlı şekilde nasıl yapılır? İnanın dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışmanın altına imza atıyoruz millet olarak. Tabii bu gücümüz, devletimizin gücü nereden geliyor? Elbette ki milletimizin duaları, milletimizin destekleriyle siz değerli basın mensupları gibi birçok sektörde, hayırsever iş adamı olsun, işte esnafımız olsun veya kendi alanında herkesin bu anlamda katkı sunması devletimizin de elini, kolunu güçlendiriyor. Genel çerçevede benim ifade edeceğim bunlar değerli arkadaşlarımız, basın mensuplarımız. Sizlerin sormak istediği şeyler vardır mutlaka. Söz sizde.